Hafta başından herkese sevgiler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bizler şöyle hafta sonu enerjimizi topladık ve sizlerle birlikte buluşmanın keyfini, mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel bir hafta olsun. Sağlık dolu bir hafta olsun. Özellikle bize şehir dışından, yurt dışından izleyen birçok izleyicimiz var. Hepinizin selamını aldık, kabul ettik. Başımızın üstünde yeriniz var. Ve bugün çok özlediğimiz bir konuğumuzu stüdyomda arıyorum. Aslında o kadar çok istiyordum ki ne zamandan beri Biraz ara verelim, biraz ekrana çıkmayalım demişti ama bugün gerçekten o kadar güzel bir konu başıyla bizlerle ki sevgili Müşerref Demir Yaylalı bize Umre yolculuğunu anlatacak. Yani bugün eminim bu program zaman ve mekan kavramı ortadan kaybolur ya bazı şeylerde. Sanırım zaman ve mekan kavramından uzaklaşacağız, bir oralara gideceğiz inşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Elhamdülillah. Allah'a çok şükürler olsun bugünleri gösterdi. Yani Allah'a çok çok hamd ediyorum. Böyle bir dönemimdeyim. Tabii iç alemim çok üzünlü. Ağlamadan bir program yapabilirsek ne ala. Ne güzel. Ya şimdi oranın atmosferi çok başka. Hep derler ya işte. Benim de 2006'da gitme şansım oldu. Çok büyük bir lütuftu gerçekten. Hep şu söylenir. Ya orayı anlatmakla anlatılmaz. Yaşanması lazım. Ama biz bugün anlatacağız ki. Birçok kişi de gitmek isteyen, gönlünden, kalbinden dileyen, işte yani acaba biraz daha yaşlanınca mı gitsem bir ara bu çok yaygın ama şimdi bakıyoruz gençler gidiyor. Bu çok aslında güzel bir şey. Bugün hepsini detaylıca konuşacağız. Tabii ne zaman gittin, ne zaman geldin ben biliyorum. Ama izleyicilerimiz hemen şöyle bir istersen bir oradan bir başlayalım. Şimdi e, öncelikle herkese selamünaleyküm. aleyküm. E, hamdolsun bizi buluşturan Rabbime. Benim üçüncü gidişim. İlk gidişim 2009. ikinci gidişim annem babamla birlikte. Bir Ramazan, 38 gün Mekke'de kaldım. Bu benim üçüncü gidişim, eşimle beraber. Şu ana kadar hep yalnız da tavaflarım. Eşim tamamladı. Çok farklı bir duyguydu eşle gitmek. Ben Ümre'de yaşadıklarımı paylaşmak istediğimde çok eleştiri aldım. Oradaki olan olaylar, orada yaşadıklarınız anlatılmaz diye. Ben öyle düşünmüyorum. Bugün artısıyla eksisiyle konuşmak istiyorum. Eğer sizlerin de katkıda bulunursanız zaten e, Sibel'cim yazıyor e, bulunabilirsiniz. Sizler de fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Evet kesinlikle bence şu an benim çevremde çok fazlası Umre'ye giden dostum arkadaşım oldu. Dua ediyorlar sen de gönderdin duanı Allah razı olsun dua eden herkese de çok teşekkür ederim göndersinler. Anılarını göndersinler bizlere. İşte ne bileyim ya ben de şöyle şunları yaşamıştım diye bizlere iletebilirsiniz. Tabii güzel şeyleri paylaşmak çok önemli bir şey. Ya yani biz hep böyle bir şeyin gizli kalması tarafında oluyoruz ama bence özellikle oralar özendirme. Hani biz hayatımız hep böyle sosyal medya diyoruz hep başka şeyler özendirici şeyler. Öyle güzel yerleri özendirelim ki insanlar desin ya ben biraz daha para biriktireyim. Evet. Oralara gideyim desin. Evet. Şimdi başlayalım. Öncelikle Allah'ın kelamıyla Allahü e, allah Teala Ümre ile ilgili ne demiş? Kabe ile ilgili bizlere ne söylemiş? Bununla başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Ali İmran suresinin 96. ayetinde Allah'ımız bütün insanların Allah'a ibadet etmeleri için yeryüzünde kurulan ilk mabet, alemlere hidayet, rahmet ve sevap kaynağı olan Mekke'deki Kabe'dedir buyuruyor. Bak Allah Teala böyle buyuruyor. Yine Ali İmran suresinin 97. ayetinde orada Mekke'de Allah'ın celle celali varlığını ve kudretini bildiren Beytullah'ın İbrahim tarafından bina edildiğini gösteren İbrahim'in makamı gibi deliller vardır. Kim oraya girerse güvenliğe ve huzura kavuşur. Ona bir yol bulabilenlerin imkanı olanların Beytullah'ı haç ve ziyaret etmeleri Allah tarafından üzerlerine farz kılınmıştır. Kim haccı inkar ederek küfre girerse şüphesiz ki Allah e, alemlerden ganidir. Yine Bakara suresinde haccı da ümreyi de vecibelerini tamamıyla yerine getirerek Allah için yapınız. Evet. Son okuyayım. Bakara 158'de Safa ile Merve Allah'ın hac ve ümre için belirlediği işaretlerdendir. O halde hacceden veya ümre yapan bir kimsenin bu iki tepe arasında say etmesinde hiçbir mahsur yoktur. Kim gönlünden gelerek bir hayır işlerse mutlaka mükafatını görür. Çünkü Allah iyiliğin karşılığını fazlasıyla veren ve her şeyi bilendir. Şimdi o halde neden gitmeyelim ümreye? Neden gitmeyelim Allah'ın evine? Yeryüzünde, dünya aleminde ilk kurulan ilk yapılan ev Kabe. Neden ziyaret etmeyelim? Ben bu gidişimde çok ilginç e, eleştiriler aldım ki bunu televizyon ekranlarında e, söylemesem de anlayabileceğiniz bazı şöhret sahibi kitabı olan hocalar da böyle söylüyorlar. Gitmenizi istemiyoruz Müslüman kardeşlerim. Araplara para yedirmenizi istemiyoruz evet. diyorlar. Değil yani çok yaygın bir şey. Evet. evet. Onu çok söylüyorlar. Şimdi bunu söyleyen hocalarım, büyüklerim. Ben Avrupa'ya, Almanya'ya, Finlandiya'ya gitmek istediğimde bana niye kafire para yedirmek istiyorsun, kafire niye para yediriyorsun demiyorsunuz? Neden buradan bir Müslüman Türk bir aşk çeşmesini görmeye gittiğinde, bir Paris'e, bir katedralleri ziyarete gittiğinde, niçin kafirlere para yediriyorsunuz? Hiç bunları görmenize gerek yok. Neden demiyorsunuz? Neden Ümre'ye ve Hacca giden insanlara sürekli bir eleştiri oku, sürekli bir aşağılama, kardeşim buna vereceğine şuraya ver, buna vereceğine buna ver. Biz eşimle oturduk dün, ee, en küçük kızımızla bir e, tekrar bir yurt dışı ziyareti yapmak istedik. Ülke seçelim, Hindistan, Pakistan, Malezya, Endonezya, Japonya, karar verelim dedik. Emin olun 150 binden başlıyor, sadece gidiş geliş uçak bileti. Evet doğru. Ve iki kişi çalışıyorsunuz, bir kişiniz emekli. Nasıl gideceksiniz? Ben oraya gittiğimde Ümre'ye gittiğimden çok daha fazla para harcıyorum. Ve siz zaten Ümre'ye gittiğinizde arabı göremezsiniz. Yani siz e, oranın yerlisi e, Arap halkının oturup da bir size misvak sattığını mı göreceğinizi zannediyorsunuz? Orada çalışanların hiçbirisi Arap değil. Şimdi insanlar hakikaten üzülüyorum. Ümre'nin ne olduğunu, haccın ne olduğunu bu zevkin ne olduğunu bilmiyorlar ve biz bilmedikler için hoş görüyoruz ama o kadar çok ses geliyor bizi o kadar rahatsız ediyor ki bu eleştiriler evet biz yine istediğimizi yapıyoruz biz yine Allah'ın evine gidiyoruz fakat bu gidişimde de çok daha farklı şeyler gördüm evet her gidiş farklı şunu merak ediyorum yani benim de gidişim çok ani olmuştu 2006'da hiç planımda hiç düşüncemde olmadığı bir şekilde bir günün içerisinde ben Umre'ye gittim yani o kadar hızlı bir gidiş oldu yani beklemeden gittiğim için de nasıl hazırlık yapılır, ne giyilir Onları hiçbir şeyim yoktu. Yani tesettür kıyafetlerim bile yoktu ama hepsini oradan hallediyorsunuz. Özellikle gidecekler neler götürsünler neler götürmesinler bence onlar da çok önemli konu. Çok evet. gereksiz şeyler de götürülebiliyor. Sonrası yani o ilk böyle bir tadı damağımda kaldı. Şimdi ikinci Allah nasip, et, nasip etsin diye dua ediyorum tabii ki. Şimdi o ilk gitme çok ayrı. İkinci gitme, daha sonra gitmeler daha mı farklı oluyor? Ya her seferinde aynı heyecan, farklı duygular mı oluyor? Şimdi ilk gittiğimdeki aldığım lezzet ve maneviyat çok çok farklıydı. İkinci gittiğimde orayı görmenin, kitap okumanın, İslam tarihini bilmenin verdiği bir coşkuyla ziyaretim çok daha farklıydı. Çünkü Ramazan'dı. Bu gidişim çok, çok yani çok daha farklıydı. Yani anlatırken anlatamıyorsun. Yani böyle e, düğüm oluyorsun. Yani ben diyorum ki baklava yememiş bir insana ben nasıl baklavanın tadını anlatabilirim? Böyle geliyordu insanlar Ümre'den. Ben çocukluğumdan Kabe'ye aşıktım. Halam benim Medine'de yaşamıştı. 40 sene, 41 sene yaşadı. Sonra Türkiye'ye döndü. Halama diyordum ki beni evlat edinsene. Beni Kabe'ye götürsene. Yani ilk ilkokulda beşinci sınıfta Kabe aşkım olurdu. Her e, haç mevsiminde her kurbanda o Kabe'yi açıp e, oturup saatlerce annemle izlerdik. Şimdi e, farklı oluyor duygular. Ben bugün e, pozitif yanlarıyla birlikte negatif yanlarını da söyleyeceğim. Ve beni dinleyen insanlar hakikaten bunlar dile getirilmiyor. Doğru söylüyor diyecekler. Hak verecekler bana. Şimdi ortalıkta bir kere çok yanlış e, bilgi kirliliği var. Şimdi ben, benim ülkem e, ve bugün Suudi Arabistan dediğimiz bir krallık e, bambaşka bir e, ülke. Hı hı. E, benim yetişme tarzım ve onların yetişme tarzı çok farklı. Ben Ümre'ye giden kardeşlerime, büyüklerime, küçüklerime şunları tavsiye ederim. Mutlaka bir siyer okusunlar. İslam tarihini okusun. Yani liseden öğrendikleri bir din kültürü bilgisiyle hacca ve ümreye gitmesinler. Allah'ın evine gidiyorsunuz. Peygamberimizin huzuruna gidiyoruz. Bir şeyleri bilmek gerekiyor. Ben orada diyorum ki bakın burası Ebu Kubeys Dağı. Sen hoca mısın? Değilim. Nereden biliyorsun bunu? Araştırdım kardeşim. Sen de araştır. Şimdi ben ee, gittiğim bu daha önce Diyanet'le gittim ikinci yine özel bir şirketti bu da farklı bir şirket Bilmiyorum ismini söylemekte mahsur var mı? Ben güvenç turizmle evet, gittim selam olsun onlara da ee, Orada bayan hocamız vardı iki tane ee, Şerife Kalacı hocam e, Serpil Onbaşı hocam Bu insanlar hakikaten kendilerini geliştirmişler e, Ümre'ye hayatlarını Kabe'ye vakfetmişler yani çok değerli insanlardı. Güzel bilgiler aldım. Ben de bugün paylaşacağım sizinle. Ama her zaman böyle bir kafile, böyle bir hocanız, büyüğünüz olmayabilir yanınızda. Yani bir yere giderken "Aa burada Ebu Kubeys dağı vardı. Burada bu yapılmıştı. Zemzem şurasıydı. Safa tepesinde bu olmuştu. Merve tepesinde bu olmuştu. Aa burası Ebu Cehil'in e, tuvaleti, burası onun evi, Aa, burası da neresi? Erkam'ın evi, Hazreti Hatice annemiz ile peygamber efendimizin evi diyebilmelisiniz. Aa, burası Ravza'ya gittiğinizde minber ile efendimin söylediği cennet bahçesi, o yeşil halı diyebilmelisiniz. O kadar üzüldüm, o kadar ağladım ki artık eşim dedi ki bunu anlatmalısın, bunları söylemelisin, Allah razı olsun kendisinden. Ben ne Medine, güzel. Medine günlüğümden başlayayım. İlk gittiniz buradan Konya'dan. İlk Medine miydi diyor? İlk Medine. Şimdi bazen olsunuz. şöyle oluyor. İşte Cidde'ye iniyorsunuz ya da Medine'ye iniyorsunuz. Evet. O artık hani turun işte akışına göre değişen bir süreç. Kaç günle gitmiştiniz? 14. 14 gün. Evet. Bir de 40 vakit namaz olayı var. Evet. Onu, onu yapamıyoruz. Yapamıyorsunuz. Ona. Onu, çok az. Hı -hı. Medine'de ee, daha eski... mı az kalındı? Evet Medine'de daha az kaldık. Ee, şimdi Tabii ilk iki gidişim olduğu için daha tecrübeliyim. Ama eşim var yanımda. Yani o özgür halin olmuyor. Annem, babam da olsa eş daha farklı. Ben böyle beni tutmasalar da şöyle uçarak gitsem o pozisyondayım. Şimdi o kapıdan deniyorum. 306 316 numaralı kapıdan giriyoruz. Otelimiz oradaydı. Ben kapıdan içeri giriyorum. Beni sürekli polisler uyarıyor. Bu taraf, bu taraf, bu taraf. Gittim, gittim, gittim. Sadece bir kapı açık. Ravza'da. Ben o kapıdan girdim bekliyorum ben nasıl peygamberimi ziyaret edeceğim nasıl gitmem gerekiyor dediler kapalı. E dedim ki demek ki saatini ayarlayamadım benden kaynaklanan bir şey. Zaten ilk gittiğimizde bir hocalar götürdüler ama benim için bu zaman kaybı kalbim güp güp atıyor. O insanlar ilk defa gelmiş benim üçüncü gelişim ben bunları diyorum zaten biliyorum burada neden bekliyorum. Hemen gitmem lazım hemen mescit namazı kılmam lazım hemen şunu yapmam lazım. Dediler ki dur sakin sabırlı buranın duasını al. Peki dedim. Büyüklerimi dinleyeyim. Ve gidiyorum kapı kapalı. Gidiyorum kapı kapalı. En sonunda artık böyle gardımı aldım artık sinirlendim. Bayan polisin yanına girdim böyle masada oturuyor. Ben nasıl gireceğim peygamberimin yanına dedim. Dedi ki nusuk nusuk. Aldı eline telefonu nusuk nusuk dedi. Ama bana bunu kimse söylemedi ki. Yani ben bunu ne kafileden duydum ki o kadar araştırma yapmama rağmen Nusuk diye bir uygulama olduğunu ve benim o uygulamadan randevu alarak Ravza'yı Mudahara'ya gireceğimi bana hiç kimse söylemedi. Bu yeni bir şey o zaman. Evet yani ben şimdi burada e, hakikaten Arapların, Arap polislerin burada videolarımız da var. E, göstereceğim sizlere Allah izin verirse tavırlarını, davranışlarını. Yani bunlar sizin vazgeçmeniz anlamında değil Sibelciğim. Yani beni dinleyenler Aksine peygamberimin kabri Kabem inadına gidilecek inadına ibadet edilecek Orası bizim için evet. Orada yenilenme yeri Eğriliğimiz, bürülüğümüz, hatamız, günahımız Affedilme yeri E diyor birisi Ben burada da namaz kılsam affetmeyecek mi? Ama bak ben ayet okudum Bak ben ayet okudum Oraya gittiğinde sabrı öğrenirsin Nefis terbiyesini öğrenirsin. Beklemeyi öğrenirsin. O ihramı girdiğin zaman üzerinden bir kıl koparamazsın. Kaşıyamazsın. Sana vuran, seni iteleyen insana ters bile bakamazsın. Bu bir eğitimdir. Bu bir terapidir. Ben orada iyileşen insanları gördüm. Evet. Kızın e, hijyen takıntısı var. Almadığı eğitim, almadığı ilaç kalmamış. Kız giremiyor tavafa. Biz orada nasıl iyileştiğini insanların da gördük. Ben... E, Polisin yanından çıktım. Koşa koşa eşimin yanına geldim. Nusuk nusuk diyorum ama nasıl çıkararak ağlıyorum. O ne diyor? Ne diyorsun Hatun? Çabuk bana Nusuk programını indir. Yap. E halbuki bize sende de telefon var. İnt yap ya, illa her şey o yapacak. Yazık adam indirdi hemen. Bu e, baktı ki pasaport lazım. E pasaportlarımız da Otelde. Otelimizde e, hocalarımız da hemen bize numarasını attılar. Ben beklemek istemiyorum. Yani bize dedi ki hocalarımız biz sizin için topluca randevu alacağız ve hanımları Ravza'ya, Efendimizin huzuruna götüreceğiz ziyarete. Ama ben beklemek istemiyorum içime doğmuş gibi. İndiriyoruz, indiriyoruz, dolu. İndiriyoruz, indiriyoruz, giriyoruz, giriyoruz. Müsaade yok. Alamıyoruz randevu. Ben ağlıyorum. Tuttu beni kolundan eşim. Geldi turizmdeki, şirketteki işte orada Yusuf Bey, Hüseyin Sakarya Hoca. Hüseyin Sakarya, Sakarya Hüseyin Hoca. Sakarya Hoca. Ama sakinleştirmeye çalışıyor. Hı -hı. Bir daha getirecek beni dedim. Yusuf abiniz olmadı bu sayılmaz ben buraya giremezsem bir daha. Yani ne dediğimi de hatırladım diyor ki bir daha geleceğim bir daha geleceğim diyordun. Giremedik arkadaşlar. Ekipte 400 tane bayan vardı. Araplar bir günlüğüne bir saatliğine bize e, tur şirketimize randevu vermedi. Ben dedim ki acaba bu sadece turizm şirketiyle mi alakalı? Hani aralarında mı bir problem var? Çünkü orada Yahudi otelleri olduğunu da öğrendim. Yani bu Ümre'm biraz daha analizci, biraz daha gözlem Çok iyi. yaptığım Çıldığı bir... Çok otelleri de var öyle e, Evet, yani bir Ümre oldu. Ben ikinci gittiğimde Kabe'de yatıyordum. Tanımıyordu kimse beni. Hatta annemin Ümre arkadaşları vardı. Anneme selam söylüyorum buradan. Anne senin hacı arkadaşların var, Ümre arkadaşların var ama benim hiç yok. Annem bir tek sen varsın diyordum. E, dedi ki gelmiyordun ki Kabe'den. Yemek yemiyordun. Hmm. bu sefer arkadaş edineceğim. Bu sefer arkadaşım olacak. İyi de bu sefer de herkes kayınvalidesiyle, eltisiyle görümcesi gitmiş. Yemeğimi alıyorum geliyorum. Afiyet olsun. Herkes sana da afiyet olsun. Dönüyor. Otur. Yanında gile dedi. İlk 3-4 gün böyle de bir imtihandan geçtim. Sonra tabii ki güzel insanlarla tanıştık. Alamadılar. Ama feryat figanım aklıma veysel karani geliyor neden insana da şöyle şüphe getiriyorlar. Nasibinde olsaydı girerdim günahkarsın da ondan peygamber seni evet, bir de çağırmadı. Evet böyle şeyler var. Huzuruna kabul etmedi gibi diye. Ama beni huzuruna gelmişim ama. Evet yani böyle bence yani bu insanları çok bu nefis bu şeytani bir düşünce niçin insanların arasına nifak sokuyorsunuz? Ben bütün turları geziyorum artık. Kafayı yedim. İki namazımı kılıyorum, ibadetimi yapıyorum, dinlenme, yemek, geziyorum, analiz. O diyor ki bekledik bekledik bize diyor randevu verdi daha hala giremedik. Bu sefer girenleri araştırıyorum. Ne yapıyorlar acaba? Ha diyorum herhalde Arap polisleri şöyle bir uygulama yapıyor. Çok kalabalık ya insanlar ölüyor ya birbirlerine eziyorlar ya. Daha rahat namaz kılsınlar. İşte Müslüman kardeşlerimiz filan yani ne kadar iyi niyetli biz, bizler. Dedi abla dedi bak dedi sen ağlıyorsun da dedi biz de ağlıyoruz dedi. Nasıl ablam dedim. Biz namaz kılamadık ki yeşil alda dedi. Böyle dedi girdik dedi. Hurra dedi bizi dedi geri çıkarttılar dedi. Ya Muhammed selamun aleyküm dedik ağladık. Daha namaza duramadan akıntı bizi bu tarafa sürükledi. Yani daha namaz kılamayan insanlar oraya girmesiyle çıkması bir olan insanlar da var. Şimdi anlamaya çalıştım. Ben 2009'da 2015'te gittiğimde oradaki polislerin bayan polislerin elleri eldivenli, gözleri böyle kapalı, Hoş geldin Türkiye, maşallah, edep kardeşim, Resulullah'ın huzurundasın. Yani böyle Arapça'da evet, söyleseler bizi sakinleştirecek, heyecanımızı... Çünkü binlerce kilometreden gelmişsin. Dişinden tırnağından arttırarak Allah'ın evini ziyarete gelmişsin. Herkes misafir, herkes, peygamberin misafiri herkes aslında. Evet, yani hepimiz girmek istiyoruz. Hepimiz aşk ve heyecan doluyuz. E, ne yaptığımızı şaşırabiliyoruz bazen. Orada bizi böyle sakinleştirerek, orada bize böyle edep kardeşim, sesinizi alçaltın. Polisler bize böyleydi. Evet. Aa, ben gittim şimdi polislerin yüzü açık, hepsi rimelli, makyajlı, öjeli, ellerinde telefon. Yani şimdi burada yapsam bilmiyorum nasıl olur. Sürekli böyle vuruyor. Mesela nenesi yaşında kadın Hintli, Orada küçücük bir açıklık görmüş, oradan bakmak istiyor çünkü almadıkları için böyle paravan çekmişler, oradan bakacak. Oraya nasıl vuruyor kadının? Böyle attı kadın korkudan. E bu değildir ki yani Allah'ın Peygamberinin huzurunda tavır bu olmamalı. Ben göz hakik. ya yani gerçek olamaz. Diyorum ki kardeşim ben doğru mu görüyorum? Bu kadının bacağı açık yani hı hı. bu kadının e, çorabıyla bacak kısmında açıklık var bacak bacak üstüne atmış. Telefonla oynuyor yani oyun oynadığında da görüyorum. Oynuyor ben bunu gördüm mü görüyorsun kardeşim diyor biz niye ağlıyoruz burada diyor. Önümüzde duruyor diyor kenara bile çekilmiyor diyor. Çok ağladım çok üzüldüm önce zannettim ki bu bir Türklere yapılmış. Yani demek ki dedim Suudi Arabistan'la benim ülkem arasında bir gerginlik var ki bunlar böyle davranıyor. Normal değil. Sonra baktım ki Malezyalısına da böyle davranıyor Iraklısına da böyle davranıyor Yemenlisine de böyle davranıyor almıyorlar. Medine hatırası çok hüzünlü ve çok acıklı geçti. Belki dört vakit ancak Mescid-i Nebevi'de namaz kılabilmişimdir. Saatler öncesinden yerimi almışımdır. E, o selamlama denilen 32. kapıdan ve 22. kapıdan aldıkları yere defalarca girdim. Artık öyle bir denk getiriyordum ki bomboş saatlere kimseyi ezmeden. O, o kapıda oralarda çok durmaya çalıştım. Fakat insanlarımız ilk gittiği için bilmediği için diyor ki ben defalarca girdim çok namaz kıldım 20 rekat namaz kıldım. Kardeşim oraya programla alıyor kapılar kilitli sen nasıl gittin orada namaz kıldın şurada namaz kıldım. Bak diyor burası da yeşil halı burası da yeşil halı tamam diyoruz onları üzmemek için tamam ama orası değil ki. Benim efendimin söylediği cennet bahçesi, cennetin vacip olduğu minberimle kabrim arası dediği yer orası değil ki. Hazreti Ayşe sütunu orası değil ki. Bilmeden gidiyor kardeşlerim izlemeden ve bakın çok mutluydum. Şöyle insanlar birbirini hep eleştirdiler. İşte yok tavafta kameraya çekti. Eğer bunu gurur ve kibir için yapmadıysa, tavaf sırasında değil ise ben Kabe'me bakıp hatırlamak istiyorum diye çektiyse ne mutlu. Ne güzel. Gösteriş için yaptıysa o gençtir bilmiyordur. Allah da ona onu öğretecektir. Yani bağırmanın, kızmanın, eleştirmenin de bir dozu var. Hepimiz dönüp aynada kendimize bakacağız orada. Orası bizim kendimize baktığımız yer. İnanın e, Sibelciğim bu ziyaretim sırasında turizm şirketiyle yemekhanede olsun, servis alanında servis beklerken olsun ve e, turizm şirketiyle beraber ümre ziyaretlerimde ne kavga, ne gürültü, ne iteleme hiçbir şey görmedim. Ben görmedim. Daha önceki ne ziyaretlerimde teknik olsa da görmedim. Bizim rahatsız olduğumuz kısım hocalarımızın da Arap polislerin oradaki Müslümanlara davranışlarıydı. Zaten siz Arabistan'a gittiğinizde bir yenilik olduğunu, bir değişim olduğunu fark ediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki benim Kabe'm böyle değişirse benim ülkem ne olur, Müslümanlar ne olur diyorsunuz. Bakın orayı bu Kral Faysal 2035 yılında bir projesi var. Bu proje projeye göre yani Allah ömür verir de bilemiyorum görürsek bu proje kapsamında Mekke'yi, Medine'yi yani Suudi Arabistan'ı sadece ibadet yapılan bir yer değil, burayı bir turizm cenneti yapmayı planlıyor. Diyor ki petrol mutlaka azalacak ve bizim zenginliğimiz gidecek. Bu sadece ümrecilerle olacak bir şey değil. O halde ben bu ümrecileri, ümre ibadetini yaptıktan sonra bana para akışını sağlayacak bir şey yapmalıyım. Arkadaşlar Küba camisinin yanına bir kuş cenneti yapmış kral. Gittin gördün mü de görmedim. Bilmiyordum. Bilseydim bakardım. Merak da ettim. 25 riyal veriyorsunuz. Hesaplayın 25 riyal ne kadar Türk parasıyla? 25 riyali veriyorsunuz kuş cenneti. Arkadaş Suudi Arabistan'da kaç çeşit kuş olabilir? Kaç tane kuş yaşar çöl çöl yaşamında? Yarın ileride insanlar ibadet dahi yapamayacak. Çünkü öyle cazip hale getiriyor. İnanır mısınız? Sevir Dağı'nda Hira Mağarası'nın bulunduğu Cebeli Nur Dağı'nda teleferik yapma faaliyetleri var. Yani orada ibadet ettikten bir noktada başka yani bir noktaya geçiyor. Yani yapılsın veya yapılmasın tartışılır. Ben onu söylemiyorum. Ama oraya giden ümreci diyecek ki ya ben çıkamam yaşlıyım dur ben teleferiğe gireyim para vereyim daha çıkayım diyecek. Ama daha farz değil daha sünnet değil. Ha, evet. Çıkarsın tefekkür edersin ayrı mevzu. Ama para verip tefek, teleferikle çıkmak sizin takdiriniz yani siz e, harmanlayın. Hani efendim buyuruyor ya sallallahu aleyhi ve sellem sana müftüler, kadılar, e, hocalar fetvayı verse de koy elini kalbine de bir sor. Kaybine. Bana sorsanız ben bunu kabul etmem. Evet, ben oranın doğal sorması. güzelliğinin bozulmasına ben itiraz ederim. Benim peygamberim yürüdü orada makinanın ne işi var? Zaten Zemzem tavrısı beğenmiyoruz. Kabe'nin üstünde bir de adam oradan video çekiyor Arap. Kabe'yi tefekkür ederek uyuyorum. E Kabe'nin tepesinde uyuyorsun sen. Nasıl e, içine sindirebildin? Allah'ın evinin üzerinde bir evden Kabe'yi böyle seyretmeye? Ben bunu söylemezsem, sen söylemezsen eleştirilmezsek olur. mu? Biz bugün insanları e, yaptığı yanlışı bile söyleyemiyoruz. Niçin söyleyemiyoruz? Kimden korkuyoruz arkadaşlar? Biz kimden korkuyoruz? E bana diyecekler ki senin ülkenin şeyi bu kadar. Evet, e, Türk lirasının değeri hakikaten. Diyor ki bana e, hac, bacı bacı, ümreci ümreci, 25 liral, 30 liral, 50 liral, çok ucuz, çok ucuz. Ama bana ucuz değil o. O eskiden de. O 2009'daydı, o 2015'teydi. Ben alamam. Ben 15 tane alacağım bir şeye bir tanesine 50 riyal, 100 riyal veremez. Hiçbir Türk veremez. Yani zaten alışveriş de yapmıyorduk yani. Daha çok Malezyalıları yani diyor ya Türkler ticarete gelir. Malezyalılar ibadete gelir. İran da kavgaya gelir diyor. Her hmm. Türkler öyle alışveriş falan yapmıyor. Yaparsan da Türk olanlardan yapıyor. Çok önceden miydi o alışveriş? Yani artık hani Yoktu. Maricilerde... Yoktu. Köyünden hmm. yeni çıkmıştı. O battaniye yoktu köyünde. Doğru İlk doğru. İlk defa gidiyordu. Biraz elinde parası vardı. Hediye getiriyordu. Bu şekildeydi. Şimdi insanlar öyle valiz valiz gidip de kimse ne battaniye aldı ne seccade aldı. Aldıysan değişik bir iki seccade çıkmış Türkiye'de olmayan. Onu aldın. O da çok cüz'i bir miktar. Pahalı bir şey değil yani. Hani bu kadar da hediye getirilir. Şimdi e, işin siyasi boyutuna bakacak olursak Suudi Arabistan eee çok çok büyük bir değişimin içerisinde. Allah hayırlara getirsin. Ben iyi görmüyorum. Tamam. Önceden çarşaf giyme zorunluluğu getiren Suudi Arabistan şu anda kendi üniversitelerinde sınava giren kızlarında çarşafı yasakladı. Evet, çarşaf giymek yasak üniversite öğrencilerinde sınava girerken. Bu bence çok büyük bir reform, büyük bir değişiklik. Bakın iyi veya kötü ben tartışmıyorum ben. Orası için Suudi ben Arabistan orası için söylüyorum. konuşuyoruz. Yani ben orası söyleyeyim. için söylüyorum. Evet. evet. Şimdi burada e, dikkat ediyorum. E, bakıyorum e, Kabe'nin etrafına e, farklı e, piknik alanı gibi böyle alışveriş merkezleri gibi mesela müze yapıyor. Şimdi düşünüyorum. E Ravza'nın dibine sen ne müzesi yapabilirsin? E, benim müzemi kapatmışsın. Mesela Türklerin o hani hep gitti, giderler ya. Gittik ya Osman. O yok. Onu kapatmıştı mesela. E, peygamberimizin işte su içtiği kuyular kapalı yani güzel olan hadis olan met edilen her şey kapalı ve ileride girin internetten bakabilirsiniz Kabe'de Kabe için de özel bir program hazırlamışlar o programı indireceksiniz İlerisi için söylüyorum söyleneni söylüyorum Kabe'ye de randevu sistemiyle girilecek yani elini kolunu sallayan ben bugün iki tavaf yaptım ben bugün üç tavaf yaptım diyemeyeceksiniz o kimi isterse onu alacaksınız. İsterseniz e, çektiğim videolardan başlayalım. E, seyircilerimize vaktimiz varsa izletelim Hemen ve sonra durduralım zaman. konuşalım onun hakkında. Evet sevgili yönetmenimden de rica edelim videolarla bize görüntüyü ulaştırırsa sevindiniz. Şimdi burada da görünüyor aslında. Evet şöyle tam bütün ekran olsun. Evet. Üzerine Belli... konuşmuş olalım. Evet. evet. 14 Şimdi günlük bu bu son görüntü. Şimdi orada arkadaşlar bilemiyorum ses çıkmıyor. İlk videolarda, ikinci üçüncü videoda bir Ka'be'de bir ses var. Sürekli Hı -hı. bir frekans veriliyor. Bu en son video. Artık gelirken bunu öyle koydum. Sürekli bir iş makinası sesine benzer bir frekans veriliyor. Tavap alanının içerisinde. O ses ne sesiymiş peki? Ne ben benim. çok sordum kimse cevap vermedi bana. Yani izleyiciler eğer biliyorlarsa oradaki konuşulanları. Mesela ben şöyle bir şey de yaşadım. Bu gerçek yani yaşadığımız her şey gerçek. Hı hı. Bir e, soru sordum Arap polise cevap vermedi bana. Hiç cevap vermedi. Eşim geldi Fransızca bir şeyler söyledi. Dedi dedim ki Fransızca konuş onunla. Fransızca konuştu ve ona cevap verdi gülümsedi. Tokalaştı Hı -hı. ve ona o say alanından aşağı inilecek bir kapı gösterdi. Ama bize o kapıyı göstermiyordu. Bize en dışarıdan geçin diyordu. Ama eşime ya onu biraz e, tipi böyle e, Türk şeyine benze, benzetemiyorlardı. Böyle e, gümüş yüzükleri falan. Yani böyle bir hacı standardının dışındaydı. Ama bu çok çirkin bir davranış. Evet. Yani ben sana 5 e, saniye önce soru sordum. Sen bana elinin tersiyle beni ittin. Ama kalktın orada... Fransızca konuşan kişiye cevap verdin sen. Ve ben bunu özellikle eşime denettirdim. Dedim ki ben soruyorum arkadan sen sorusun ama bu sefer İngilizce konuş. Bu sefer başka bir dil konuş. Hı hı. Yani Müslüman mısın diye sormuş biri eşime. Benzetememiş çünkü şeyle yapmıyordu. Aşağıda Peki Umre'ye gitmek için Müslüman olma şartı var diye biliyorum. Ben Müslüman çünkü olma şartı var var diyebiliyorum. İhram yasağı var. Zaten Kabe'nin hmm. içerisinde gerçekten erkeklere bu bir zulümdür. Biliyorsun İhram iki parçadan oluşuyor ve çıplak o insanlar Kabe'de tavaf ediyorlar. Yukarıya say alanına çıktıkları zaman say alanında müthiş bir elektrik var ve çok yüklü miktarda klima çalıştırıyor, pervane çalıştırıyor ve insanların çoğu üşütüyor, hasta oluyor orada. E Şimdi o kalabalığa girmemek için, ihramı giymemek için normal günlük kıyafetle ikinci katta tavaf yaptı. Ben de bayan Hı -hı. hocalarımızla aşağıda tavaf yaptım. Onunla da yaptım ama o artık dayanamadı. Yani o o şekilde o, uzun süre e, o kıyafette durmaya dayanamadığı için ki onun gibi birçok erkek öyle düşünüyor. Çok ya bu, mu kalabalıktı? Esasen bakın bu çok önemli. Yani inanır inanmaz insanlar bilemiyorum Hı. ama ben bunların hep fotoğraflarını çektim. Bana göre evet müthiş bir e, Ümre ziyareti var. Ama 2015'in Ramazan'ın son 10 günündeki kalabalık orada yoktu. Kalabalık neden vardı biliyor musunuz? Kapıları kapatıyor Arap polisi. Kapıları kapatıyor. Mesela bir kraldan bir e, kralın akrabalarından kralın soyundan birisi geldiği zaman kapıyı kapatıyor giremiyorsunuz. Tavaf edenler çıkıyor. Orası biraz boşalıyor. Ve zaten önemli Hacer-i gördüğünüz Hz. İbrahim makamını gören yere de böyle sarı sarı biraz sonra evet. videoda görürsünüz alan çevirmiş. O alana o hanımları oturtturuyor. Halıyı seriyor. İnanır mısınız 5 tane hanım şu stüdyo kadar büyük alanda namaz kılıyor. Ve biz orada üst üste betonda yalvarmamıza rağmen bizi içeriye almıyor. E, o zaman sen alanı daraltırsan tabii kalabalık olur kapıyı kapatırsan, kapıları kapatırsan tabii ki kalabalık olur. Almıyor. Alanı daraltıyor. Ben şöyle de şaşırdım. Takip edenler biliyorlardır. Artık tek başınıza İngiltere'ye nasıl gidiyorsanız, Almanya'ya nasıl gidiyorsanız vizenizi alıp elinizi kolunuzu sallayarak Ümre'ye de gidebiliyorsunuz. Yani size bu kolaylığı da sunuyorlar ama Orada ibadet edemiyorsunuz hakkıyla. Bakın size ne dedim? Üç gün kaldık. Üç gün Ravza'nın kapısında gece gündüz nöbet tuttum. Aç susuz almadılar. Sizin şuradaki yaka kartınıza, pasaport numaranıza, randevunuza, telefonunuzdan bakıyor. Bir polisten geçiyorsunuz. İkinci bir polisten, üçüncü bir polisten aşağı yukarı yedi veya sekiz polisten sonra saatlerce beklemeden sonra Ravza'ya girebiliyorsunuz. Bakın ben bunları... Siz yılın, bıkın, gitmeyin anlamında söylemiyorum. Bunlar Allah'ın, Allah için yapılan bir ibadet. Onlar ne yaparsa yapsın, orada kılamazsam ben burada kılarım. Cenab-ı Allah da benim aynı sevabımı yine verecektir. Ama bunlar bizi yıldırmamalı. Bu uygulamalar bizi yıldırmamalı. Müslümanlar yanlış yapılan bir şey söylemeli. Bunu platformlarda yani, evet siz modernleşebilirsiniz Ara, Suudi halkı kadınlar araba kullansınlar vahise olmadan bir yerden bir yere gitsin. Bunlar bizi ilgilendiren şeyler değil. Onların iç aleminde olan bir şey. Ben Allah'ın evini ziyarete geldim ve ben Hicri İsmail'in içerisinde namaz kılmak istiyorum. Müsaade olursa ikinci bölümde bir hoca hanımın ses kaydı var. Bana bugün ağlayarak attı. Müsaade eder misiniz dedim. Ederim dedi. Yayın ekibi de bana müsaade ederse mikrofonu dayayalım, hocamızın ağlamasını, hocamızın sesini bir dinleyelim. Hicri İsmail'de namaz yok, açmıyor. Evet, peki hocam şunu çok merak ediyorum. Bu uygulamayı indirip işte burada Türkiye'den gitmeden randevu alamıyor muyuz? Türkiye'den alamazsınız. Çünkü siz İstanbul'dan, Konya'dan havaalanına işte Cidde'ye gittiğiniz anda orada Arap polisi size bir numara veriyor. Pasaportunuza. Hmm. O numarayla ancak e, alabiliyorsunuz. Orada yapabiliyorsunuz. Orada da zaten hemen onu turizm şirketiniz sizin hocanız alıyor onu sizden. Yani 45 dakika bavulunuzu beklerken bir zaman diliminiz var. Hmm. O süreçte alınabilir ha. mi? Almış. Yani bir İstanbul'dan gelen genç bir kız var ama diyor hocam diyor yani öyle aldım ki diyor hem uykusuzum diyor hem diyor hemen pasaport istiyorlar. O anda denk geldi diyor. Aldım diyor sonra tekrar alamadı hiç kimse diyor. Hımm. Yani orada bu bir, bir şans. Evet. Ama böyle olmamalı. Yani bu böyle yani ben oraya gidip de uygulama indirip de girdiydim, girmediydim, sen aldıydın, ben alma Bu bir kargaşadır. Bu yani aslında orada arasında... hani, teknolojiyle bağlantının tamamıyla kesilmesi de lazım aslında değil mi? Yani bu tarz uygulamalar. E, yani, yani tabii ki de. Şimdi şeyi çok merak ediyorum. Bunu birçok kişi tabii ki şahitlik etmiştir. Kabe ilk gördüğündeki edilen dua. Evet. Yani işte Hatta ben de gittiğim zaman ben de Güvenç Turizm'le gitmiştim. Selam olsun tekrar. Şimdi gittiğimizde işte orada ilk böyle Kabe'ye dediler ki bize gidene kadar hiç bakmayın. İşte secdanın yanında kalktığınızda bakın ve Kabe'de yapılan dualar hiçbir zaman geri çevrilmez. Evet. Yani bu sonrasında şimdi ben ilk bir, bir kere gittiğim için o duyguyu ikinci üçüncü duyguyu bilmiyorum. Sonrasında da aynı şeyler oluyorum. Yani yine böyle Kabe'yi görünce o kadar bir duygulu işte insanın kalbi kalbine sığmıyor. Şimdi bir kere gittiniz, bir yeri gezdiniz turistik bir yeri. İkinci gittiniz aynı tadı alamazsınız. Hayır, yani. hayır, hayır. Bazı şeyler sırdır, anlatılmaz. Aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Şimdi selam olsun Şerif hocam bana şöyle bir bilgi verdi. Say alanındayım. Böyle bir hüzün var içimde. Biraz tabii yorgunluk da var. Bakın dedi kardeşlerim. Safa tepesinden saya başlanır. Merve tepesinde biter. Safa tepesi daha büyüktür, Merve tepesi küçüktür. Büyük taş, küçük taş. Her bir sayda Safa'dan Merve'ye giderken, içinizde olan bütün sıkıntılarınızı, bütün dertlerinizi, bütün problemlerinizi Allah'a anlatın. Dedim evet. ki, ne kadar güzel. E hani benim peygamberim ayakkabı bağın bile kaybolsa, o bile onu istedi. Peki ben neden istemiyorum? Bu sefer istemeye başladım. Yani bu üçüncü ümrede tevekkülün nasıl bir şey olduğunu ben anladım. Her şeyi istedim. Her şeyi. Ve istedikçe iyileştim. İstedikçe sırlar oldu. Bu herkese olur. Evet. Şimdi tavaf ettiysen bir daralırsın. Bir böyle bir Hacerül Esvet'ten sonra bir, bir kasvet olur. Sonra mültezemden gelirken bir rahatlık olur. Tabii ben zannediyordum ki ilk gittiğimde klima var orada. Arap oraya da klima koymuş. Tam böyle tavafın bir kenarında böyle bir serinlik, bir serinlik, bir oh diyorsun böyle. Böyle bir huzur geliyor, bir şey geliyor sana. Baba dedim, ben dedim, hep dedim klima alıyorum. Ben dedim burada klima var herhalde dedim. Ne kadar bir rahatlık, çok güzel oluyor. Kızım dedi o klima değil, Cebrail Aleyhisselam'ın kanatları dedi. Bak böyle böyle olay olmuş orada. Allah Allah. Demek dedim o dedim herkes alabiliyor mu onu? Hayır herkes alamaz onu dedi. O, o, o rahatlığı herkes alamaz. E, e, şimdi şöyle soruyordum alamayan var mı diye öyle bir tabi ilk gittiğinde böyle bir hani hele bir bak kim geldi modun oluyor. <laughs> Cahilce bir. E, hakikaten yani elinde telefon olan insan onu fark etmiyor. Bunu sorduğumda yo biz hiç öyle bir şey almadık dediler. Ama genel insanlar çoğunluk bu duyguyu alırsınız bu rahatlığı. Yani e, Hazreti İsmail peygamberimiz İbrahim babası Aleyhisselam'la yaparken çok yakıyor güneş, çok daralıyor ve bunu babasına söylüyor. Hazreti İbrahim dua ediyor ve o duanın neticesinde tavaf edenlere Allah'ın bir ikramıdır bu serinlik. Bu sadece bir soğukluk değildir kardeşlerim. Bu bambaşka bir rahatlık. Ya anlatamam size. Yani deprem üstün içseniz... denir ya yani. hani Aynen gibi. öyle. Böyle İçime hani mesela bir serptin. haber alırsın, bir evin yanmıştır ama dersin ki yok ya yanmamış. Oh, öyle bir şey. Yani, yani iç huzuru demiş, evet. hem dış huzuru serinlik hem iç huzuru anlatılmaz bir şey. Yani. yani kardeşlerim imkanı olan, parası olan ve mutlaka ve mutlaka gençken yapılacak bir şey. Şu da söylenir yani oraya parası olan diye çağrılan gider. Bu çok doğru bir şey ben buna çok inanıyorum ama yani tabii bu iş için gitmek için de bu güzel ibadeti yapmak için de tabii ki maddiyatta olması lazım. Ama bazen öyle mucizeler oluyor ki bir izleyicimiz yazmış. O kadar duygulandım ki demiş ki ben demiş bir tane demiş elemanımı e, sanırım iş insanı elemanımız var demiş. Umre'ye göndermeyi düşünüyoruz. Ne kadar güzel. Çok güzel. Bunun bir sevabı var mı demiş? Çok. Yani He, onu da sormuş. Sevap olmaz mı? E, yani aynısı ona verilir. Onun ne güzel attığı bir adım bakın kardeşim bunu yazan izleyici kardeşim onun attığı adım, onun ettiği dua sana verildiği gibi ondan da hiçbir şey eksilmez bazen biz dua ederken cimrilik yaparız bana dua et kardeşim sana ihtiyacı var onun aç elini Allahım ne istiyor Sibel kardeşim güzel hayırlı bir senden gelecek istiyor başarı istiyor sağlık istiyor e ben bunu dua ettiğimde aynısını melekler de sana amin diyor yani böyle bir e, dua ettiğinde cimrilik yapmasın kardeşlerim Herkese dua etsin. Küs olduğu kişilere de, akrabalarına da. Şimdi ben aslında, esasen hiç kendimden pek çok bahsetmiyorum. Bu iki seferdir. Üç kızım var benim. Yusuf Bey'in de iki çocuğu var. Oğlumuz ve kızımız. Ben isimleriyle selam göndermek istiyorum. Elif Sena kızıma, bu, bu yıl üniversiteyi bitiriyor. Esra kızım bu yıl üniversite sınavına tekrar girecek şansını deneyecek ve Hale Gülüm daha 7. sınıfta Batuhan oğlumuz çalışıyor, Nur Sena'mız Allah'tan dileyim onlarla birlikte İnşallah tekrar bir ümre veya haç yapabilmek kalbinizden isteyin e ee, Cenabı Allah en hayırlı zamanı, en hayırlı anı verir. Ben bu an için 9 senedir bekliyordum. Benim ikin, 2015'te anlatmıştım bunu YouTube kanallarında. İkiz bir öğrencim vardı. Öğretmenim dedi. Ben sizinle dedi tavaf yapmak istiyorum dedi. Böyle bir anda böyle bir çocuğa coşku geldi. O zaman dedim çocuklar dedim. Amin diyelim dedim. Dua edelim dedim. Bir anda da böyle kendi kendime dedim ki yahu sen kim? Mustafa kim? Yani durumları çok fazla iyi değil. E senin de dedim e, oğlun yok, kocan yok, kimsen yok. Seni kim götürecek? E baban da hasta. Yani dedim insan da dedim olmayacak duaya da amin demez ki bir kardeşim dedim. Kendi kendime. Sonra dedim ki toparlan. Toparlan. Onlar sabi çocuk. Allah onu sana boşa söyletmedi. Göz yaşlarıyla dua ettim. Ben Mustafa ile Kabe'de buluştum. İşte bu kadar. Yani. Ve beni babam götürdü. Annemle babam yani o yüzden. Kabul olmaz diye bir şey yok. Evet. Bunu aklınızdan silin. Olmazları yaratan Rabbim'dir. Evet. Çok güzel bir izleyicimiz bir şey yazmış. Demiş ki Kabe'yi ilk görmek doğan evladınızı ilk kez görmek gibi. Evet. Kabe'yi yeniden görmek ise özlemiş olduğunuz bir evladınızı yeniden görmek gibi. Evet. Gurbette... Gurbette değil, değilsin diyor. Sıla, şeyine geldin. Memleketine geldin. Memleketinde gibi hissediyorsun kendini. Evet. En huzur bulduğun, en güzel yerdesin. Anlatmamıza kelimelerimiz kifayetsiz kalır. Duygularımızı veremeyiz biz Kabe'yi anlatmaya. O hele bir de kokusu var ya böyle o taşların. Düşün milyonlar, iki milyon, üç milyon insan aynı anda tavaf yapıyorsunuz. Bir tane koku yok. Niye? Cenabı Allah zaten yasaklıyor. Koku yok. Evet. Ter kokusu yok. Pis yok. Hiçbir şey yok. Ne kadar kalabalık yani insanın olduğu yerde her şey olur ama hiçbir şekilde bir şey hissetmiyoruz. Bize bizi korkuttular aman dediler maske takın filan yok kimse de takmıyordu. Aşı oldun dediler hadi buradan söylüyorum aşıda olmadık. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey de olmadık yani. Ya çok ilginç şimdi ben e, zemzem suyuna da gelmek istiyorum. Ee, zemzem suyunun tabii çok ayrı bir e, maneviyatı çok ayrı bir güzelliği var Onun için yani böyle ben Umre'den gelenlerden diyorum ki hiçbir şey getirmeyin zemzem getirin Hocam da hurma getirmiş birazdan reklam arasında gideyim de ben onu böyle yiyeyim diye şifalı şifalı inşallah şifa olsun diye de e, niyetimi alacağım öyle e, yiyeceğim inşallah Şimdi hocam şöyle bir şey oldu lens kullananlar bilirler Şimdi lens kullanıyorum ben gözüm numaralı olduğu için şimdi lens kullananlar bilirler lens suyu dışında hiçbir şekilde gözünüzdeki o çıkardığınız lensi koyamazsınız. Lens bozulur, yapısı bozulur. Ben de şimdi uçaktan indik. Kaç saattir yolculuktayız ve valizimde lens suyum, işte lens Aa, kabım. Evet. Lens kabım yanımda, lens suyum yok. Islatmam lazım, çıkartmam lazım. Çok ciddi rahatsızım. Dedim ki ve yedek lensim de yok yanımda. Yani çöp olacak. Hemen böyle işte zemzem suyunun içine koydum. İnanır mısınız? Ben hayatımda o lensi o kadar uzun kullandım, kalış bilans kullanmadım ve o parlaklığı size anlatamam. Allah Allah. Onun için her şey orada şifa, bastığınız yer, adım attığınız evet. her yer şifa, her yer güzellikler açılıyor. Yani hani deniyor ya orada işte. Birbirini kıran, döken insanlar oluyor. Onlara da biraz hani şey de yapmak lazım. Anlaşıyor. Yani orada kavga yeri değil diyebilmek Tabii. çok çok önemli. Tabii ki de. Ama ben çok eskisi kadar insanların bu kadar birbirlerini kırdığını da düşünmüyorum. Belki hani o sürtüşmeler Bilişlen, oluyor mu acaba? Yani Hayır hayır hiç görmedim. Beni şaşırtan Zemzem deyince aklıma bir anda sigara geldi. <laughs> Babacığa ağzımla gittiğimde e, sigara içecek böyle kuytu bir yer arardı saklanırdı, Hacı haram, hacı haram derlerdi. Babam böyle bir kenara geçti mi şirketteki herkes sigara içenler babamın yanına sığınır. Hemen böyle iki tık çekerlerdi. Şimdi servis alanında sigara serbest. Aa dedim ne yapıyorsunuz siz? Dedi polis içiyor. Bir şey de demiyorlar. İçebilirsin yani. Eyvah. Değişti, <laughs> o değiştiğini... zaman hemen diyelim sigara sağlığa zararlı diye de notumuş Değiş, Yani değiştiğini buradan anlıyorsun evet, Yani evet, Suudi evet, Arabistan'da evet, müthiş bir reform olduğunu... Yani ben memnun değilim açık söyleyeyim ben hoşnut değilim bu değişimden yani ben orası sigaranın pofur pofur içildiği bir yer olmamalı evet. ee, yani belli alanda içilmeli nefis terbiyesidir orası bu çok e, dikkatimi çekti bir de zemzemlerin kapatılması çok dikkatimi çekti yani yandınız döndünüz bittiniz e, zemzemin yanına gidiyorsun e, kapalı kapatıyor Kapatıyor yani o belli saatlerde açıyor önceden öyle değildi ha, 24 saat, 24 saat zemzem açıyor evet açık. şu an öyle yok mu Hayır kapatıyor özellikle dışarıda kapatıyor belli saatler namaz arasında açıyor zaten hani bidonla doldurmak da hoş bir şey değil elbette ama kapatıyor yine bardaklar var. Bardaklar. ben e, şey dedim Hiç orada şey birkaç tane dilimin döndüce dedim ki ben e, say alanından aldığım zemzemin tadını dışarıdan alamıyorum orada da zemzem yazıyor hani bana hmm. mı öyle geliyor. Ben psikolojik mi acaba? Hani burası e, tam Zemzem kuyusunun olduğu yer ya. Hı hı. Tam e, say alanında var ya. Ben ama öyle geliyor dedim. Dediler ki orada daha çok su karıştırılıyor. Şu an görüntüler canlı. Evet. Evet şu an Kabe'den hı hı. şu an anlık görüntüler. Evet. Yani ne güzel. Şu an orada olmayı. Çok o, isterdim hem nasıl yani evet. o e, şimdi böyle kalabalık görünüyor ama inan böyle değil yani içine girdiğiniz zaman bu kadar böyle sıkış sıkış da olmuyor. Hı hı. Yani insanlar Mevlana Hazretleri buyuruyor ya ben e, dediğimiz an kaybederiz. Şimdi Kabe'nin örtüsüne dokunmak hepimiz isteriz. Neden? Benim peygamberim ne yaptı? Kabe kapısıyla Hacerül Esvet arasında yanağını koydu dua etti. Ben de dua etmek istiyorum ama erkeklerden fırsat yok ki. Ben de bakmak istiyorum ama oraya girersem saçım açılabilir, düşebilirim, yanlış şeyler olabilir diye uzaktan selamlamayı tercih ediyoruz. Genelde yaşlılar biraz daha iri yarılı kalıplı olan kişiler cesaret edip giriyorlar. Orası benim saatlerce ibadet edebildiğim bir yer değil. Bir 50 saniye yani şöyle 5 saniye 50 saniye yeterli artar bile dokunmanız için. Evet. İzleyicilerimizden de güzel mesajlar var. Hemen şöyle devam edelim. 48 yaşındayım hayatımda demiş gittiğim en güzel zaman geçirdim. Ben demiş bu yıl 1 Ocak'ta Umre'ye gittim 20 Ocak'ta döndüm bana da bir anda nasip olan bir karardı. Çok huzurluyum çok güzel bir Umre yaşadım demiş izleyicimiz. Biz de giremedik Cennet Bahçesi aynı problemleri biz de yaşadık ama çok güzeldi demiş. Evet. 48 yaşındayım. Hayatımda en güzel yaşadığım 20 günümü geçirdim. Ben Kabe'de ve Ravza Mutarra'da demiş. Ne güzel. Gerçekten o yani zamanla bereketi kazanıyor orada. Yani gözümüz yani polis evet bunları yaptı ama biz çok umursamadık. Etkilemedi bizim ibadetimizi. Tabi ilk gidenler bunu bilmediği için farkında olmuyorlar. Öyle zannediyorlar. Onlar da aynı lezzeti alıyor. Siz de aynı lezzeti alıyorsunuz. Gönül ister ki güzel bir uygulama yapsınlar. Hı hı. Hicri İsmail'de bir e, sıra yapsınlar. Ne bileyim yani o sıraya giren orada e, bir dakikalığına bir tefekkür vakti verseler. Gönlümüz bu uygulamaları Suud'ların yapmasını isteriz. Yani Suud'un e, gelen hacılara biraz daha merhametli davranmaları. Mesela Ramazan'da. E ee, ebu cehil tuvaletini dahi kapatmışlar. Yani düşünün abdest alacaksınız, tuvalete gireceksiniz yok çünkü çıktığın anda geri bir daha Kabe'ye giremezsin. Abdestini ha. bozdun, çıktın, geri o kapıdan da giremezsin. Seni zaten almaz. Evet. İyi yayınlar ben Almanya'dan bir izleyicinizin Müşerref Hanım anlatım çok beğenerek izliyorum demiş. Hem hemşerim hem de soy isim yakalım. Kendilerinden benim için de hem dünya ve ahiret isteklerim için dua etmesini rica ediyorum. Rabbim umre ziyaretlerini kabul eylesin. İsteyen herkese nasip etsin demiş. Almanya'da da buradan sevgilerimizi gönderelim. Allah razı olsun. Ne güzel ya. Yani o şimdi ben bazen böyle Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimize imreniyorum. Neden? Tabii. Yani. Kura yok. Çok güzel. Ondan Onlar olsa, gibi istedikleri gidebiliyorlar. zaman gidebiliyorlar burada da Türkiye'de hani biraz tabii şartlar çok fazlasıyla başvuru olduğu için e, kayıt var. İşte kurallar var. Ama her şeyin bir zamanı var. Yani Allah niyet, etti, niyet ettikten sonra bir şekilde her şey yoluna koyuyor. Bütün gurbetçilerimize de buradan selamlarımızı gönderelim. Evet. Teşekkür ederiz böyle bir mesaj için. Şimdi ben bir şey soracağım. Neden Ümre'den geleni evimizde ziyaret ediyoruz? Yani neden hemen onu alıp e, Ümre'den gelen o hava alanından alıp bir yemek daveti veriyoruz. Böyle bir yarışa giriyoruz. Bunu hiç düşündün mü? Vallahi neden reklama mı gideceğiz? Reklamdan sonra bütünlük bozulmasın <laughs> diye mi? Sevgili yönetmenim. <laughs> Ee, onu program ikinci bölümde konuşacağım. ben de merak ettim. Böyle bir yarış oluyor. Evet neden? İşte börekler yapılıyor, sarmalar yapılıyor hepsi. Dua istiyorum sizden. Ben demiş altı defa gittim. Yine istiyorum, yine istiyorum. Doyamıyorum demiş. 4 defa Ramazan umresi yaptım. Haç vazifemi Oo, de yaptım. Maşallah. İsmim maşallah. Nazife demiş. 65 yaşında maşallah. Nazife Hanım tebrik ediyorum. Bize de siz de dua edin. Biz de öyle gidelim. Bizi izleyen herkes Allah nasip etsin. İnşallah. O zaman şimdi bir reklam arasına gidelim. Evet sonra da videolarımızı izleyelim. Sonrasında ve... videolarımız var. Sonrasında neden acaba gelenlere bu kadar evet. tabii ki e, izlete ikramda bulunur. O çok güzel bir şey. Yani O topraklara ayağı değdi, o topraklara eli değdi. Gözü gördü. Yani, gözü gördü. Gözü onu yani, değdi gözü diye. Gözü değdi diye ne kadar güzel. Ee, yani böyle çok ayrı bir yeri var tabii ki. Ben de müsaadeniz <laughs> istiyorum. Hurmam da geldi. Ben hurmamı da yiyeyim. Şöyle bir çay da içelim. Kısacık bir ara sonrasında hemen geliyoruz. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Kıymetli misafirim Müşerref Demir Yaylılı hocamla birlikte devam ediyoruz. Dedik ki Umre gerçekleri, Umre yolculuğu ve bu yolculuğu sizlerle birlikte yapıyoruz. Biz gönül olarak yapıyoruz şu an. Hocam yaptı geldi yolculuğunu görevini tamamladı. Gidecek olanlar varsa da Allah yollarını açık etsin diyelim. Şimdi güzel mesajlar da var. Ee, hemen onlarla da devam etmek istiyorum. Demiş ki izleyicimiz Kabe'de Beytullah hacı Lesvet taşı var. Kamera görevi görüyormuş. Bu doğru mudur? Bunu ben de merak ettim. Doğrudur. X-ray cihazı gibi böyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek oradan başlarsınız. Yeşil ışığın olduğu doğru yerden yer. saat yönünün tersine gidersiniz. Zaman akışı. Geriye gider gibi ve sol tarafınız bu tarafta kalır. Böyle hizalanır kalbiniz. Kalbimiz ve, oraya yakın evet, Tamamlarsınız. E, hepsinin bir hikmeti vardır. E, seni ahirette şahitlik edecektir. Hacı yedi e. sayısının şeyi var mı? E, Birçok kitaplar yazmış ama net bir, bir bilgi, yok. E, bilgi yok. Ama hikmeti semanın Yedi katı yedi kat e, diyorlar. Yani her e, şeyde dönüşte bir sema katına çıkıp Cenab-ı Allah'ın huzuruna varıldığı söyleniyor büyükler. Şunu merak ediyorum az önce yine ekibim sevgili yönetmenim Kabe'den canlı yayın verdi. Kabe'nin örtüsünün başta beyaz oldu ama insanların günahlarından karardığı doğru mu? Hayır o Hacer'in esvet taşı için söylenir. söylenir. Normalde hatta bir dönem kırmızı bile olduğu sarı bile olduğu söyleniyor. Çok çok sonraları Kabe'nin örtüsü siyah da karar kılındı. Evet. Hacerül Esved'in aslında beyaz bir taş olduğu ama insanların günahlarından ve dokundukları için o taşın siyah olduğu rivayetler arasında böyle bir hadis veya böyle bir ayet yok ama cennetten geldiğine dair kesin ve net bilgi var. Zaten de Kur'an'da geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Yani söyleniyor. Ee, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Devam. mı? umreden gelenlere dedi ki ikramda bulunulur. Evet, hacdan, hacdan, umreden, umreden gelenler, gelenler havalimanından alınırsınız. Evet, Hemen böyle bir işte. gelinin varsa gelinin, kızın varsa kızın, <laughs> annen varsa annen. Hatta ben çocukluğumda hatırlarım Avcunun içini öperlerdi. Senin bu elin Kabe'ye evet, dokundu, senin bu gözün Ravza'yı gördü diye böyle e, candan sarılırlardı. Şimdi e, bunun hikmetini de şöyle anlatayım. Ümre yapmış, hac yapmış bir Müslüman kardeşimizin 40 gün dua kapısı açıktır. 40 gün. Ve bu 40 gün içerisinde gelir gelmez ziyarete e, gidilmesi gerekir. Yani böyle cenazenin de taziye ziyaretinin de ümre ve hac ziyaretinin de en kısa zamanda olunması makbuldür. yani Cenaze ben, için üç gün. Cenaze için hemen hemen gideceksin. Yani 6 evet. ay sonra taziyeye gitmenin bir anlamı yoktur. Ya da bir yıl sonra ümreden gelmiş hurması bitmiş semzeme bitmiş gidilmez. Sıcağı sıcağına taze taze gideceksiniz. Şimdi... Ümreden gelen bir misafiri evinde ağırladığın zaman o da bereketiyle geldiği için o bereketin o ağırlayan kişinin evine geldiğine inanılır. Ve bu çok güzel bir sünnettir. Özellikle işte nasıl daha önce sizinle işlemiştik taziyede yemek yenilmesi değil de yemek götürülmesi hem sünnettir hem bizim Türk adetlerindendir. Güzel adetlerimizdendir. Şimdi kardeşlerim bizim burada Arap polisinin bu davranışlarını anlatmamızın sebepleri var. Şimdi eğer sizler bu programdan sonra Kabe'ye gitmek isterseniz, zaten de niyetiniz de varsa, sizler bu uygulamaların böyle olduğunu bilerek hareket edin. Benim gibi çırpınmanıza gerek yok. Namaz vaktinden özellikle Medine'de bir saat öncesinden gidin ve mescidin içerisinde caminin içerisinde yerinize alın. Alamazsanız dışarıda da zaten cemaate uyduğunuz için aynı sevabı alırsınız. Fakat içeri girdiğinizde daha ayrı bir manevi atmosfer olur. Kabe'deyseniz eğer e, tavaf alanına yine namazdan bir, bir buçuk saat önce girin ve girdiğiniz kapıdan çıkarsanız hasbel kadar tekrar giremeyeceğinizi bilin. Eğer bana hmm. bunlar zamanında anlatılmış olsaydı bak kardeşim böyle bir uygulama var. Bak kardeşim buraya giremeyeceksin. Burada böyle bir uygulama var. Bu bizim elimizde değil. Çırpınmana gerek yok. Denmiş olsaydı, ben bu kadar kendimi yıpratmazdım ve bu kadar ağlamazdım. Ama ilk gidişim olsaydı, demelerine gerek yok çünkü öncesini bilmediğim için öyle zannedecektim. Ne denirse densin. Bizlere isterse araba. Dün bir olay duydum, dün bir hocamdan duydum. Seçil hocam da şöyle bir şey dedi. Hocam dedi, Konya'daki insanlar dedi, tatile gider gibi ümreye gidiyormuş. Kardeşim dedim, hocam dedim, Allah'ını seversen dedim. Ümre kolay bir şey değil ki. Gittin gördün. Bedenen de bir meşakkat. Tabii ki. Ruhen yani... bedenen. Kendinizi vermeniz gereken. Ha, tatilde sizin önünüzde üç öğün yemek olur, yatar dinlenirsiniz, nefsinizi dinlersiniz. Ama ümre ziyaret öyle değildir. Her şeyle ağzınızdan çıkan her şeyle imtihan olacağınızı bile bile hareket edersiniz. Asansöre binersiniz. Yani sıkışırsam rahatsız mı ederim? Çünkü henüz ümre yasağı geçmemiştir, saçınızı kesmemişsinizdir. Yani anlatabiliyor muyum? Yani burada bir şeyleri bilerek yapmak bilenle bilmeyen bir olur mu ayet bilerek gitmek gerekir yani evet. bugün e, Suudi Arabistan'ın e, siyasetini e, uygulamalarını bilmek bile size çok şey öğretir e, bugün e, İslam tarihi bilmek Osmanlı bakın e, orada çektim mi bilmiyorum son artık tavafımda. Gözüme perde indi. Ya ben Miraç kandilinde benim peygamberim e, Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya oradan da Sıdretül Müntaha'ya gitti. Ben göremiyorum pembe sütunu. Gözüme perde indi Allah'ım. Hocaya soruyorum bu taraftaydı dün kapattılardı ona soruyorum ben görmedim. Ama gördüm. Tam yedinci dönüşte onu gördüm orada bekledim orada durdum tefekkür ettim. Bu benim için çok önemli. Oradaki benim Osmanlı ecdadımın yaptığı pembe sütun benim için önemli. Çünkü orası İsra olayının, Miraç olayının başladığı yer. Ben neden onu bilmem bilmeyerek ben üstünde 70 tane peygamberin kabrinin bulunduğu yerden geçiyorum. Ben Hz. İbrahim'in makamının önünden geçiyorum. Ben hiç olmaya geldim. Ben neden cahilane döneyim? Ben neden bunları öğretmeden aslında e, turizm şirketleri bir bilgilendirme toplantısı yapıyorlar Sibel'cim. Evet yapıyorlar doğru git bir haçta umre de. Adamlar size evet. her şeyi anlatamazlar ki. Mümkün size değil. kalkıp da koskoca hani bugün Ebrehem fil olayının olduğu fil suresinin indiği yer bugün Ebrehe'nin ordularıyla ebabil kuşlarının helak ettiği yeri bilmek bence çok önemli. Evet hıp hızlı geçiyorsunuz otobüslerinizle ama velakin bildiğin zaman bambaşka bir diyara gidiyorsun. Bilmek var, bilmek var. Uhud'a geldin. Uhud dağı seni götürdü. Turizm şirketin Uhud'a götürdü. Orada satıcısı da var, bir şeysi de var. Oraya odaklanmak da var ama Uhud'u tefekkür ederek orada durmak da var. Arafat'a götürdü. Evet Arafat Ümre'nin şeyinde değil. Haç sırasında gereken bir şey. Ama Arafat'ta ruhların olduğunu, Hazreti Adem, Peygamberimle, Hazreti Hava Annemin buluştuğu yer olduğunu, bambaşka bir yer olduğunu bilerek vakfeye bir dur. Bak, o zaman senin ümren, senin ziyaretin halden hale geçecek. Bakın bugün frekanslardan bahsediyoruz, enerjiden bahsediyoruz. Kötü arkadaşlarımız, olumsuz, şikayet eden, her şeyden şikayet eden arkadaşlardan ne diyorlar bize? Doktorlar uzak durun diyorlar. Evet. Durmayın yanlarına. Enerjini düşürüyor. Kabe öyle değil. Ravza öyle değil. Herkes Allah'ın misafiri. Allah diyerek gidiyorlar. Ve siz e, onlara baktığınızda Allah'ım ne kadar güzel dua ediyor. Bak bu sureyi de ezbere biliyor. Kendinden daha Allah'ın sevdiği kullarını görmek, senin hiç olduğunu görmek seni daha çok Allah'a yaklaştırıyor. Bakıyorsun namaz kılıyor, tesbih namazı kılıyor. Öte taraftan hoca diyor ki tesbih namazı yok. Olsun kıldı ya bir kere kıl demiş Resulüm. Bununla ilgili hadis varmış da zayıfmış. Kıldık ne olacak? Var mı bir zararı? Yani bizler akıllı olmalıyız. Evet. Zamanımızı altın dakikalara çevirmeliyiz. İstersen devam edelim. Evet. Sevgili yönetmenim de Kabe'nin daha önceki örtülerini bulmuş Aa, internetten. Evet. Pembe de mi var? Ben böyle evet. görüyorum. Evet, biraz sanki kırmızı ve bordomuş. Ben şuradan da bakıyorum. Sarıyı ve kırmızıyı duymuştum. Evet. Şöyle bir, evet kırmızı. Kırmızı siyah. Hatta bir izleyicimiz de şöyle bir şey sormuş. Efendimiz demiş vefat ettiğinde Kabe'nin örtüsü siyahmış. Yaz tutulmuş. Yani böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Böyle peygamberimizden şey. önce de siyahtı. Siyah. Çok çok önce tabii. Evet, tabii. Onu da söylemiş olalım. Hı -hı. Çok güzel bir yayın oluyor bu program. Hangi günler oluyor? Söyleyin, takip edelim demiş izleyicimiz. <laughs> teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şöyle devam edelim. Karaman Başyayla'dan. Ayşe ve Mustafa Yıldız. Rabbim Müşerref Hanım'ın umresini kabul etsin. Eşi Yusuf abiye çok selamlar demiş. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ne güzel. Şöyle belki gitmek isteyen, içinden geçiren herkese de Allah kısmet nasip etsin. Kabe'ye varınca, mübarek Efendimiz'e selam verince selamını aldığımızın farkına varıyor. Benim imkanım olmadığı için maalesef gidemiyorum. Benim için de dua eder misiniz? Allah'ım inşallah isteyen şu anda kalbinden geçiren herkese gitmeyi nasip etsin. Amin. En kısa zamanda hayırlı bir şekilde rüyalarımızda da bize Kabe'yi ve Ravza'yı göstersin. İnşallah. Ya belki bir niyet, belki bir insan duası hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Şimdi izleyicimiz yazmış bir çalışanımı Umre'ye göndermek istiyorum. Aynen. Ne kadar güzel. Böyle güzel bir insan ne kadar güzel e, niyet yani. alır. Belki bir Zaten niyeti nasıl... aldı, aldı zaten sevabın yarısını aldı. İnşallah. Şimdi ben e, burada bir ses kaydı var bunu bir dinletmek istiyorum ama. Sadaka, yayına gidebilir mi sevgili ekip arkadaşlarım? Yani bunu ben Körtünümün açsam şöyle. Ses olur mu ki acaba evet. bir açalım bir, bir deneyeyim. bakalım. Deneyeyim. Yaptırmam. Bu insan. Şöyle. Mikrofonu yakın tutalım. Selam ile selamlıyorum bir tanem. İnnelhamdülillah. Esselatu vesselamu aleyhi ve resulallah. Hamden kesiram tayyibin mübarek eden fiil. Mesela beni en çok üzen olay şudur bir tanem. Ee, elhamdülillah ee, bu yolda hizmet etmeyi Rabbim nasip etti. Rabbim mahcup etmeden yolunda daim ettirsin. En çok üzüldüğüm nokta e, Türkiye'ye zulmetmeleri. Ee, biz Müslüman kardeşleriz. Ee, Müslümanlar sadece ibadet etmek için buraya geliyorlar ama şu anda Hicri İsmail'i o kadar çok sıkıntı, o kadar çok sıkıntı yaşatıyorlar ki bizzat yaşadığım grubumu götürüyorum. Tam altın olun karşısında mermerin dibine hizaya giriyoruz. Ama erkekleri alıyor beş defa. Kendi Suud hükümetinin insanlarını alıyor. Ve o erkeklerden sonra üç dört tane bayanı alıyor. Ve bunun içindeki görevli o bayanı seçiyor biliyor musun? Sen kenarda dur ben seni alacağım. Muhakkak o ya bir, e, bir büyük adamın hanımları ya da kendi eşleri ve üç kişi, dört kişi herkes sıra beklerken benim etim yağım eriyor. Onlar saatlerce, dakikalarca namaz kılıyorlar, resim çekiniyorlar ve biz e, gözdaşlarımı tutamıyorum ve ben böyle buz etmeye başlıyorum. Rabbim bu olmamalıydı senin. Evet, evet. Bu orada... Görevli olan Serpil Onbaşı isimli bir hocanın bugün ağlayarak attığı ses kayıtlarından sadece bir tanesiydi. E, çok üzücü. Yani Ramazan'da zemzemleri kapattıklarını, Ramazan'da daha bir zulüm yaptıklarını söyledi. Bunları bilmek lazım kardeşlerim. Bunları dillendirmek lazım. Şimdi şöyle söylenir. Orada duyduğunuz, orada şirketinizin yaptığını, yemeğini, şununu, bununu anlatmayın, konuşmayın. Şimdi şirket size eğer belli bir para bedeli söyledi. Dedi ki bu bedelin karşılığında hizmetiniz bu. Ama size bu hizmeti vermediyse... Ne yapalım canım nasibimizde bu varmış Allah bize de bunu nasip gördü. Demek bu, bu yanlıştır. Evet. E yani Hazreti Ömer'in adaleti bu mudur? Resulullah'ın adaleti bu mudur? Eğer size yapılan bir yanlışlık varsa bunu dile getireceksiniz ve bu para tuzaklarına bu ümrede de dolandırıcılık çok fazla. Bunlara mahal vermeyeceksiniz. Müslüman akıllı olacak. Yapılan yanlışı anında söyleyecek. Bakın bizler burada konuşurken bazı arkadaşlar tekrar tekrar üstüne basıyorum. Bizlerin ümre sevgisi ...Türklerin yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanların bitmez. Bitmez. Biz bugün çok gördük. Yani bu ümremde en çok Türk vatandaşlarını gördüm ve gençleri Hı -hı. gördüm. Evet çok gençler etkilendim. de çok fazla değil mi? Evet. Çocuklar, gençler öyle güzel bilinçli gelmişler ki hiçbir eksikleri yok. Dört dörtlük görür görmez aşık oldum. Hepsine dua ettim. Biz evet. bu insanların kat kat ve kat kat daha ümre sevgilerinin, haç sevgilerinin artacağını düşünüyorum. Oralara giderek peygamberi, sünnetleri, farzları yerine getirerek tamamlanıp ülkelerine gelip devam edecek. Yani bazı insanlar diyor ki ben Ümre'ye gidemem. Gittim mi yapamam. Tutamam. Neyi tutamazsın? Ha, evet, bir tanesini tut, bir tanesini tut. Her ümreye gittiğimizde yenileniyoruz. Hem her ümreye gittiğimizde bilmediğimizi ne kadar cahil olduğumuzu öğrenerek geri geliyoruz. En büyük hocalar bile hafızlar bile gittiği zaman ağlayarak göz içerisinde ben bunu bu gelişimde tefekkür ettim ben bunu bilmiyordum diyorlar da biz kimiz? Evet yani ben tutamam edemem demeden niyet alıp her şey çok daha güzel olacak deyip evet. öyle gitmek çok önemli. Bu arada son 5 dakika hatta 4 dakika çünkü çok güzel bir ilahiyle bitireceğiz. Evet Sevgili yönetmenim de ayarlamış. İzleyicimiz demiş ki yani her gün oluyor mu program cevabını alamadım demiş. Keşke <laughs> kabul etse her gün olsa ama <laughs> e, çok yoğun. Bugün dedi ki hazır Umre'den gelmişken e, benim şey son programım olur. da olabilir belli olmaz. Ben sizleri çok seviyorum. E, benim buraya çıkma e, hikayemi de biliyorsunuz. E, anlattığım zaman ...rahatlıyorum, huzur buluyorum. Evet. Kabe aşkım... ...almasın Allah. Sizler de Kabe'yi sevin. Sizler de Peygamber'imi sevin. Gidin. Burada onu... onu ...sünnetlerini yapmak, ayakkabını giyinirken... ...namazlarını kılarken... Yani biliyorsunuz e, mezhep farklılıkları var. İnsanların çoğu sünnetleri kılmıyorlar. Allah e, namazlarımızı tam kılmayı nasip etsin. Bu programı izleyen büyüklerim, küçüklerim, sevenlerim, sevmeyenlerim. Kimin kalbinde Allah e, iman ışığı varsa, Kabe aşkı varsa oraya gitmeyi nasip etsin. Amin. En kısa zamanda hacca gitmeyi nasip etsin. Haçta kuraya binmeden, e, böyle programlı olmadan bizleri güzel bir hac şereflendirsin. Cenabı ı Allah e, sevdikleriyle beraber olmayı nasip etsin. Her zaman duam Allah seviyorsa kendi adını andırır. E, başımıza gelen neyse o imtihanlardan kolayca çıkmayı nasip etsin. E, son olarak Peygamberimin duasıyla dua ederek kapatmak isterim. Beni yetiştiren hocalarımdan annemden babamdan herkesten e, Allah'ım razı olsun. Ya Mugallibel Gulub Sabit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım benim kalbimi, evlatlarımın kalbini, ümmeti Muhammed'in kalbini sana dönmüş iken orada sabit kıl. Amin. Amin. Allah'a emanet olun. Ee, i̇nşallah başka zamanlarda buluşmak ümidiyle. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hocam demiş peygamber efendimize selam vermek çok güzel bir duygu. Benim huzuruma gelip bana selam verenin selamını birebir ben karşılık verip alırım. Hadisi çok güzel. Hocama katılıyorum demişler. Çok güzel mesajlar var. Allah razı olsun dilinize yüreğinize sağlık diye almış olduğumuz mesajlar var. Gerçekten oraları konuşmak, oralardan hasbihal etmek ve oraları yaşamak her şeyden önemlisi. Çok çok güzel. Allah'ım inşallah gitmek isteyen herkese nasip etsin. Belki bugün Umre yolculuğuna hazırlanan birinin böyle bir takıldı, kaldı. İnşallah Allah'ım da kolaylaştırsın ibadetlerini yapmayı. Gitmek isteyenlere bir kere daha nasip etsin. Gidememiş olanlara da Allah'ım hem madden hem de manen fırsat versin. Sizler için de bu ilahiyi istedim. Çalarlarsa dinlerseniz çok mutlu olurum. Evet programımızda çok güzel bir ilahimizle bitireceğiz. Sevgili Müşerref Demir Yaylalı hafta başında böyle çok güzel bir program konusuyla sizlere sizleri buluşturmuş olduk. Efendim tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Sen hiç sevdin mi Resulü? Sevdin mi